Herkese selamlar dostlar. Tek geldim tek giderimin Agarta yolu bölümü şey hepiniz hoş geldiniz. İkinci bölümün sonunda biliyorsunuz CZ chatlere başlamıştık ve shell setimizi tamamladık. Ringlerimizi aldık. Küpelerimizi aldık. Artık görev takılarından biraz daha iyi bir pozisyona geldik. Zaten nickimiz Old VP biliyorsunuz ve önemli olan şey şu bronz belt almamız. Gördüğünüz gibi 5 anti defimiz var. Hiç yoktan Old skemiz yok ve Arrow defansımız olmadığı için artık bu beltle BDV'de ve PK'da biraz daha Antion'dan güçlü olacağız. Bu bakımdan upgrade'lemeye devam ediyoruz karakterimizi. Şimdi görevlerimizi olabildiğince yapalım ve yolumuza devam edelim. 3. bölüme hoş geldiniz ve iyi seyirler diliyorum dostlar. Evet dostlar, full time görevle devam ediyoruz. 75 level olduk gördüğünüz gibi. İyi bir şekilde ilerliyoruz. Görevlerimizi hızlıca yapıyoruz. Bonuslarımızı verelim şöyle hemen. Okey. Yolumuza devam edeceğiz dostlar. Şu an aldığım karar Explorer'a 60 verip 800 defa açmak. Öyle bir karar aldığım için Scaled skin'imizi açacağız. Zaten Eskrima açılmadığı için bence 800 def ilk aşamada, server'ın bu aşamalarında iyi olacaktı diye düşünüyorum. Yine 83 açıldığı zaman skillerimizi bozabiliriz. Haydi devam edelim bakalım. Evet dostlar, kaosa girdim. Biliyorsunuz ben kaosu hiç sevmiyorum. Nefret ediyorum hatta, ama bugün bir oynayayım dedim. Sonuçta yeni server ve alabildiğimiz kırmızı kutu, yeşil kutu bile alsak bizim için iyi olur diye düşünüyorum. O yüzden bugün girdik. Şöyle şuraya bir sallayalım şunu. Alamadık. Gel buraya kardeşim şuradan. KS'mizi atalım, aldık onu. Ölmeden onu da alır mıyız? Yok, gittik. Yani Knight'ın en sevmediğim etkinliği girdik. İşte burada milleti böyle keselemeye çalışıyoruz. Bir ona vur, bir ona vur. Artık kim kime dumduma. Yani bu etkinlik, bak aldık adamı ama yani yine keyif almıyorum. Şuraya bak. Ne yaptığımız belli değil abi ya. Böyle. Neyse, hiç yoktan kutumuzu göreceğiz ya, bakalım. Evet dostlar, bitti. Gördüğünüz gibi 8. olduk. 52 tane kill alarak. Aslına bakarsanız iyi kötü değil yani. Zaten böyle 40, 45, 50 maksimum yaptığım bu. Ne gelecek bakalım, eşimiz açıldı ve yeşil kutu geldi. Güzel, gayet güzel. 3M para ediyor bu. 3M, hatta 3M 300'e doğru. Güzel gidişatı var. Yani katlanamıyorum ama kaosa yine arada bir girmeye çalışacağım dostlar. Böyle böyle şimdi karakteri geliştirmemiz lazım. Haydi bakalım devam edelim yolumuza. Evet dostlar, görevleri yapmaya çalışıyorum. Yani şu slotlar, yani görüyorsunuz bunu göstermek için kayıt açtım. Şu an Satyros, işte Half-Throth Berserker, işte ne bileyim, yani bilumum aklınıza gelen bütün çöp slotları şöyle gördüğünüz mage timlerle dolu. Bakın hemen yan slota doğru da gidelim, oraya da bakın. Yani bu olay çok can sıkıcı. Bu görevim yani en baştan beri KS ile de yapmaya çalıştık. Çok zorlandık. Partide sıkılıyor, dağılıyor. Tek yapayım deseniz bunlardan kutu almak imkansız gibi. Yani zaten kısıtlı vaktimiz var. O kısıtlı vakitte de bu arkadaşları KS atmakla uğraşamıyoruz. Bir serverda geni açılmasın. Yani benim önerim, tek düşüncem bu. Yani atıyorum burası Agartha 1 PK serverıysa abi. Hem şu sırayı azaltmak adına hem de rahat bir şekilde görev yapmak için hiç yoktan bu serverda şu geni açılmasın da mafyalar olmasın abi. Bunu yapmalılar artık ya. Evet dostlar, solo bir şekilde görev yaparken Ravenheart'ı MD düşürdük. Şöyle şunu da göstereyim dedim size. Şanslıyız. Görev yaparken MD düşürüyoruz. Ya Altar'da biliyorsunuz yani Warrior'la AFK yapıyorum ama burada çok güç bir şekilde kesiyoruz dostlar. Yeni server. Yapacak bir şey yok. Evet şimdi Maradona geldik. Dostlar, iki tane Crimson kafalığımız var. Biliyorsunuz bunlar geldi. Bir de az önce düşürdüğümüz MD'yi bir upgrade'lemek istiyorum. Ufak şöyle bir heyecan yaratalım kendimize. Herhangi biri artı 7 olacak mı bakalım. Hatta oraya geçmeden önce şu üzerimdeki yeşil kutuları da kırdırıyorum. Durandal. 3 tane var beyler bu arada. Tomahawk. Ve Harpoon. Atabileceği yeşil kutudan en leş dropları aldık dostlar, gördüğünüz gibi. Yani Harpoon belki basılabilir. Bilmiyorum. Diğerleri de middle ama ben bunları satacağım Sandres'e dostlar. Uğraşmayacağım yani bunlarla. Bunları ya bastın Durandal'ı, Tomahawk kime satacaksın? Hiç boşu boşuna param da az. Middle class harcayamam. Şöyle şunları satayım hemen Sandres'e, ne kadar getirecek? 1M 126K gibi. İyi, kötü değil. Neyse biz bu üçünü basalım dostlar. Sun is down, enjoy the ride, catch some pillows in the Chevy. Hey, hey.
Evet, kafalığımızı koyduk. Bakalım ne olacak kafalığa. Kafalığımız yandı dostlar artı 6'ya atarken. Hemen şöyle MD'mizi artı 6'ya yollayacağım. Bu da yanacak muhtemelen. Upgrade zor mu kolay mı anlamadım ama. Bir 6'ya deneyelim. Bastım tonumu sonra da. Geçti. Evet. Tamam. 7'ye atalım. 6 şekilde uğraşamayız. Eğer 7 olursa güzel olur. Yani 15-20 arası her türlü bir piyasası var şu an. Bir tane daha middle class alıyorum dostlar. Ve bunu da 7'ye şöyle orada değil de 4'te hadi uğurlu yerime koyayım. Bekleyeyim bakalım ne olacak. Başında bekliyorum. Şöyle sararmaları görüp basayım istiyorum. Haydi. Sarartın beyler. Bir tane 7 alalım, kıtlayalım. Daha skilleri açmadık. Skill açmamız lazım. Hadi ya. Beyler vazgeçtim. Şöyle yine koşacağım. Nereye koyalım? 2'ye koydum ya. Nedense orada hissettim. Bir 2'ye koyup burada hissettiğim an basacağım. Bastım abi. Attım letonu. Ağladı. Yandı. Evet. Ah, neyse dostlar. Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Upgrade konusunda ne bileyim FS'yi bastık yine böyle bir şanssızlığımız devam ediyor. Sağlık olsun ya yapacak bir şey yok. Devam edelim. Evet dostlar Esant'a geçtim arkadaşlar. Titan'a Attacker lazım diye flotluyorlardı. Ben de hemen kaçırır mıyım? Varım dedim geldim. Ya şu an biraz partideki arkadaşların item olmadığı için zor dönüyoruz ama birazdan slot oturur diye düşünüyorum. Oturduktan sonra ya sabahçı partilermiş bu arada. Hani sabaha kadar şu an 75 %72'yim. Zaten herhalde her türlü 76 oluruz. Sabaha doğru yatsa da benim için problem değil. Biz eksimizi kasalım. Titan çok güzel eks veriyor beyler. Hani Platinum Premium biraz kötü oldu bu aşamada. Bende zaten vardı. Yoksa eks Premium alırdım. Haydi bakalım ne olacak görelim. Evet dostlar gördüğünüz gibi 76 level olduk orada ama parti gece yatmıştı. Haliyle biz de yolumuza baktık ve şu an Ancient'e geldim dostlar. Üçlü slot Ancient. Şöyle bir analiz yaptım. AP Parti ile burayı karşılaştırdım dostlar kafa kafaya. Hatta şöyle bir şey var. Ancient daha yüksek serilikte çıkıyor gibi. Çünkü orada bug'landığı durumlar da var. Bakın işte çöp falan da birikiyor üstümüze. Ancient'in AP ile bir farkı yok gibi ve attığı çöpler bir tık daha değerli. Şu an AP partide kasıyormuş gibi burada kasıyoruz. Ve seri bir şekilde hani yükseliyor. Şöyle üzerimi boşaltayım bu arada. RPR'imizi falan da yapalım. Slot'a devam edelim. Zaten şu an Esyant'ta parti bulmak zor. Kendi ekibim bir tarafta. Ben bir taraftayım. Her slot'ta da zaten ekipler olduğu için buralar iyi. Ben burada biraz kasarım diye düşünüyorum. Haydi bakalım. Evet dostlar tek geldim tek giderim kasılıyor. Ben de BDV tek tabanca ile girdim. 64 levels gördüğünüz gibi. Bir de bakalım şöyle okçuyla daha iyi olur diye düşünüyorum. Presimize sivi atıp hemen gidelim. Şu an Arrow Defense kimseciklerde yok. Şöyle bakın partimizde bayağı da bir okçu var. Umarım güzel geçer. Haydi bakalım. Evet şurada adamları uzaktan sıkıyoruz dostlar. 60 skillimizde. Lerem. Oh, çok güzel. Çok güzel. Ama biraz vuruyorlar. Şuradan şöyle. Ya şu ağaçlar. Ağaçların arkasına. Gel kardeşim buraya. Attım sana Ice'ı. 1.60 daha gitti. Çok güzel o da gitti. Kardeşim ne yapıyorsun öyle? Kafa atıyor. Bak bak kulaça bak. Kafa atıyor. Gel buraya kardeşim. Öleceksin. Bunu da attım. Bir tane daha. Aa ölmedi adam. At Ice attım. Bir tane daha koyduk. Tamam güzel öldü. Hemen preste. Çabuk preste alırsak hiçbir ayakta duramaz. Hadi. Vurun preste vurun. Ice'ım döndü vurdun. Bir tane daha attım. Vurun kankalar. Bak herkes preste şu an. Süpersiniz. Süpersiniz. Devam et. Devam et. Hadi. Attım Ice'ı şuna. Of. O da gitti. Ne oluyor ya? Dostlar işte okçunun gücü bu ya. Şu an var ya Arrow Defense kimsede olmadığı için yerleştiriyoruz ya var ya. Yine karşı taraf bir atağa çıktı beyler. Şunları şöyle sıkıyoruz. Devam. Aa preste. Preste dalın. Dalın kanka bırakmayın onu. Bırakma. Aa içimize girmiş. Skanzi'ye bak. At üçlü beşli. At üçlü beşli. Alın şunu. Alın yoluna şu. Adama bak hala vuruyor hala dayanıyor. Vur. Çok güzel gitti. Hemen devam et. Ice'ladım onu. Bak. Okçu gidiyor. Bir tane daha gitti. Tamam hadi hemen preste. Ağacın arkasına saklanmakla olmuyor. Al şunu. Gitti o da. Hemen vur kulaça. Kulaç böyle içimize mi içimize geliyor. Ne yapıyor bu ya? Vurun şuna ya. Gitti. Uluşuyor. Kimse var ya bir vuruyor. Vur şuna. Bir tane daha. O da gitti. Adam hepsine kese attı ya lan. Gel şunu. Melankoli ya. Attım Ice'ı. Vurun beyler. Eridiler. Bitti. Vuruna vur. Vur. Tamam. Şu arkadaş Skanzi burada kaldı. Gel kanka. Ortada kalmışsın. Şöyle üçlü beşli seni bir alayım. Hayır ölmeyeceğim.
Güle güle. Güle güle. Kaç kaç. Kulaç. Hadi. Kazandık beyler. Muhtemelen bu arkadaşlar çıkar diye düşünüyorum ama bak hala açanıyor bak. Öldüğümü yok çekti mi ne oldu onu ya? Hadi bakalım hadi hadi. Evet dostlar kapımızın önüne kadar geldiler. Yine bir baskıdalar kazanacakmış gibi. Zaten aslında o kadar ortada gidiyor ki. Ya biz kil olarak öndeyiz ama adamlar sürekli bir boşlukta şey alıyorlar. Altar alıyorlar. Al onu gitti Skazi. İşte Skazi'nin yerinde ben vardım. Sen de gittin. Asaslar giremiyor abi. Bak asas içine giriyor. Hepimiz birer ok atıyoruz ölüyorlar. Bak geliyor Vex. Vur şu Vex'e. Vur önden geldi. Aldı Ayson'ı. Vurun beyler gitti o. Gitti bu kadar. Devam et. Press'te devam edin. Press'te devam edin. Vur 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 vur. Press ölecek. Attım adaysı bir daha. Hadi. Tamam çok güzel. Hemen solda yukarıdalar. Yukarı gelin. Beyler yukarı gelin. Asas değil abi. BDV okçu işiymiş bak. BDV okçu işi abi. Vur şuna vur vur vur. Vur şuna vur vur vur. Evet dostlar kazandık. 64 level olduğumuz için kırmızı kutu alıyoruz tek tabancayla. Sıkıntı yok. Sonuçta kazanmış olduk. Güzel. Haydi bakalım. Devam edelim. Evet dostlar bir başka BDV'de daha kazandık. Okçu gerçekten mükemmel dostlar. Yani BDV'de win istiyorsanız seri win. Bu level'larda okçu olun ya. Mis gibi mis. Evet dostlar şimdi tek tabancayla bir arkadaşla anlaştım. Dedim ki gel şöyle seni bir 10 kere keseyim dedim. Sana 100k para vereceğim dedim. MS topluyorum çünkü dostlar. Arkadaş da kabul etti. Ex kasmaya mı gidiyordu? Yo şey maden yapmaya gidiyordu. Şimdi bu arkadaşı 10 defa keseceğiz. Şu an üzerinde 2 tane MS var. Ondan da bir tane MS alıp MS'leri deneyeceğiz. Old takı düşürmeye çalışacağız. Gel kardeşim hadi. Güzel. Güzel. Haydi bakalım. Evet dostlar yine bir gece BDV'sindeyiz. Bu sefer tek geldim tek giderimle girdim. Şöyle üzerimize biraz Wolf alalım ve basalım gidelim. İki tane priestimiz var. Bir tane mage'imiz var. Güzel. Mage'e şöyle bir CV atalım dedim. Attı mı kankimiz attı. Kim gitti ileriye? Manese Nevador gitmiş. Yani priest gidiyor. Bizim görünmez olup şöyle sağdan yalanlayalım. Aha. Karşı tarafı bir yoklamamız lazım. Ben yine unuttum. Antidef'i unuttum. Şurada arkadan gideyim. Onlar orada savaşırken şurada adam kendine buff attı. Gel kankim. Haydi. Bir kere elini düşürebilsem alacağım bunu da. Tamam, çok güzel. Bir presseni çıkardım. Orada tek presse mi devam ediyor? Ha? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Burada biri ölmüş. Gel kankam buraya gel gel. Gel gel buraya gel. Lan ne biçim vuruyorsun? Anam. Lan ya bu nasıl bir demeç ya? 1K 1K yemek nedir ya? Aa. Abi yine mi raptorlu bir var? Ben ne zaman asasta girsem hayvan gibi insanlar var ya. Anlamıyorum ya. Bak onlar da uzaktan vuruyor. Gideceğim beni alacaklar mesela. Bak uzaktan bunlar sıka sıka bizimkileri mahvettiler. Abi baksana adam nasıl vuruyor ya. Yapma bunu ya. Gir şuna gir. Ya abi heli nereden geldi onun ya. Bu ne yapıyor?
Michelangelo, vur şuna. Vurun şuna. Abi ne biçim yiyoruz ya, bırak ya. Gerçekten okçu dışında oynanmaz abi bu BDV'de. Bu ne hali ya? Ezik çarla giriyoruz, kazanıyoruz. Şurada oynadığımız adama kalkanı yok ya. Yalandan bir kalkan tak eline ya. Giriyor. Giriyor. Ya bu nasıl demeç yiyorum abi? Kalk git lan. Tamam bak, kendimi tutabilirsem iyi olacak dedim. Tuttum orada, çekti. Haydi ya, bas şunu, bas şükür ya. Bas şükür ya. Hızlı hareket ediyorum diye yapamıyorum bak şu an. Bas şu Scrabble'a. Hadi. Vurun abi. Bak ben öleceğim burada ama hadi. Abi full bendeler şu an ya, böyle bir şey yok. Takamış ki yuşamış ki, nereden dalıyor bana bu adam şu an? Biri bana dalıyor. Nereden dalıyorsun vuruyorsun? Pot bitti. Bravo ya. Pot bitti abi. Priest'i de alacağım ben, biraz daha gelsinler. Onu yine aldım arada. Tamam. Abi öleceğim ya. Bir hel at ya. Ya bir hel at ya. Bir kişi de aldı mı bitiyor zaten. Bir kişi daha ölürse bitecek zaten. Priest'in biri kalkansız. Öbürü hel at. Buff zaten yok. Bitti de zaten ha. Priest ölecek. Az önce gördünüz değil mi? Adamın üzerine yürüdü ya. Bitti. Yok abi, kanser oldum. Vallahi Asas'la kazanamıyoruz. Ben size 2-3 tane daha BDV zaten çektim. Ama koymadım. Yani bundan da kötüleri de var. Ama bu da kötüler kısmında ilk sıraları zorlayacak bir BDV'ydi. Yapacak bir şey yok. Şuraya bak. Şuraya bak. Yani şu okçular o presi kesemedi ya. Elini kıramadılar yani. Evet dostlar, yine bir BDV'deyiz. Bakalım bu sefer nasıl bir kanserlikle karşı karşıyayız. Görelim. Abi şu an BDV'lerden hiçbir keyif almıyorum. Çünkü okçu. Herkes uzaktan oynayan team. Bak şuraya ya. Bak. Dal şuna. Dal. Dal şuna. Bu kadar ya. Gel şimdi. Gitti o da. Sen de gittin kardeşim. Evet, neredeler şimdi geri kalanı? Gel buraya. Meşeri yok. Yürüyün. Almış adamlar. Baksana yediğim demeçe ya. Okçudan yediğim demeçe baksana ya. Gel buraya ya. DC olacaksam da olayım. Ah, oldum işte. Biliyordum olacağımı. DC olacağımı biliyordum eğer kombom böyle yaparsam. Masa üstündeyim. Bak yine DC oldum ya. Abi ben böyle oynayabiliyorum bu oyunu ya. Masa üstünde kendimi kastığım için oynamıyorum. Kendimi verdiğim zaman da DC yiyorum ya. Evet dostlar, şimdi tek geldim tek giderim deyiz. Yine 10 tane kesmeyi yapıyoruz. Bu sefer Mami ile birlikteyiz. Mami Diaz'dan arkadaşım, kardeşimdir. Onu çok seviyorum. Şimdi o yardımcı oluyor bana. MS'mizi alacağız. Biz de bununla deneyeceğiz MS şanslarımızı. Şimdi sıra bende dostlar. 10 kere o öldü. Şimdi 10 kere de ben öleceğim. Mami'nin de 10 kill görevini yapıp ona da bir MS kazandıralım. Şimdi o beni kesecek. Sonra da MS'lerimizi denemeye başlayacağız. Haydi bakalım. Evet dostlar, bitirdik işlemlerimizi. Şu an tek geldiğim tekliflerin üzerinde tam 5 tane MS var. Şimdi dostlar seri seri bu MS'lere gideceğiz. Başka eşleri de bulamadım. Şöyle bir de MP recovery düşmüştü. Bunu da içeride kullanırız. Hani mana tüketimini olabildiğince düşük tutmak adına bu dirk artı 3'ü de kullanırız. Artık yükselttiği kadar bakacağız çünkü hatamız düşük. Haydi bakalım.
Evet dostlar, tek tabanca ile birlikte A3'e girdik. Şöyle bir fiyatlara baktım düşen optakalar için. Bu karakterimizde biliyorsunuz Old Belt of STR var. 4 milyon 100 bayı var. 5 milyon, 5,5 milyon satışı var. Ya yani biz bundan 2 tane eğer düşürebilirsek dostlar 8 milyona denk gelir bize. Hatta 8,5'a. Şu an 4.250'den Spellstone'u satıyorlar. O yüzden dua edelim 2 tane düşsün. Tek de düşse problem yok. Yine pazardaki buy fiyatından yüksek olacak. Sonra asasımıza gireceğiz. Ondan da deneyeceğiz. Haydi şöyle bekleyelim. 3, 2, 1. Yolla. 4 tane düştü. İşte bu. Beyler 4 tane düştü. 4 tane 70 skill'i hazır. 2 tane de şeyde kırdıracağım. Bak. Bak. Burada satıyor bak. 4-400'e satıyor. Bak bayları var. Onları göstereceğim. Bir dakika. Neredeydi lan bu baylar? Buralarda bir aha bak. Bak 3.750'ye bu alıyor. 3.800'e bu alıyor. Yani 4.350, 4.300, 4.250'ye minimum sell gördüm. Yani şu an biz ne kadar kastık biliyor musunuz? Aslına bakarsanız. 14. Tabi. 17-18'den para kasmış olduk. Ama biz ne yapacağız tabi? Spellstone Powder'ları skill açmak için kullanacağız. Hala 70 skill'imiz açık değil Assassin'de. Şimdi onda da iki tane takı var. O takıların da fiyatlarına baktım. O takıların fiyatları da aynı dostlar. Yine kırdırmak daha mantıklı. Bir tane bile düşse artık kar zaten. Şimdi asasımıza geçelim hemen. Onları da kırdıralım. Sonra da skillerimizi açalım inşallah. Haydi bakalım. Evet dostlar, asasımıza geçtik. Hemen bundaki takıları da dostlar kırdıracağım. Artık kaç tane düşerse. Zaten old takıyla Spellstone arasında hiçbir fark kalmamış. Şöyle hemen beltimizi koyduk. Bunlar zaten para etmiyor. Kristal belt aslında edebilir ama uğraşmayacağım. Skill açmamız lazım. Skillerimizi açmamız lazım. İki tane düşse kar. Çok güzel. İki tane düştü zaten. Hemen bir de press earrings. Senden de iki tane düşse yeter abi yeter. Dört tane bunların parasını fazlasıyla çıkartıyor. Kar ettiriyor. Hadi bir tane. Olsun dostlar. Tamam neyse. 3 tane kafa kafaya gibi oldu. Skillerimizi açmak için yeterli zaten. Şimdi gidip 70 skillimizi açmamız lazım. Haydi bakalım. Evet dostlar. Şimdi 7 tane. Gördüğünüz gibi Spellstone Powder'ımız oldu. 70 skillini artık açabileceğiz. Şu 2 tane kırmızı kutuyu aldım. Bakacağım bankaya başka kırılacak bir şey var mı diye. Ha, şurada abes vardı. Abesleri alalım. 3 tane de abesimiz var. 3 abesle 2 tane kırmızı kutuyu kırdıralım. Haydi bakalım. Evet dostlar, abes gemlerden başlayalım. Kırdırdık pot. İkinciyi kırdırdık. O da pot. Üçüncüyü kırdırıyoruz. O da pot. Neyse, şunlar çöp. At çöpe. Şimdi geçelim. İki tane kırmızı kutumuza. Bundan güzel bir şey versin. Hadi iki tane var. Artık şu kutudan bir şeyler alalım ya. 7, 8, 9, 10 da bastım. Priz için kapalı düştü. Basılabilir. Server başı. Çok çitin yok. O basılabilir. 16, 17, 18, 19, 20 de bastık. Mirage düştü. Güzel. Mirage de upgrade'çiler alır diye düşünüyorum. O yüzden onun da fiyatına bakarız zaten pazardan. Çitini de basarız ya. Haydi bakalım. Evet dostlar, şimdi Priest çitimizi hemen basmaya geldik. Şöyle yollayalım 3'e de. Bir de üzerinde görevden aldığım paperlar falan var. Onları da yakmalık olsun diye aldım beyler. Artı 5 artı 6 karışık. Bunları aralara atıyorum. Şöyle yakıyorum. Yaktıktan sonra hemen artı 4'e priz çitimizi yollayalım. Hadi bastım. Yandı mı geçti mi? Geçti, güzel. Hemen bir tane daha paper atalım. 7'ye sallayalım. Yansın önemli değil. Zaten bunlar 7 kim kullanacak ki? Hadi yandı, güzel. Şimdi priz çitimizi artı 5'e sallıyoruz. Şu an çok kırmızı. Bir sarılaştın hemen atacağım. Hiç beklemeyeceğim. Hadi. Sarılar gelsin bırakacağım. Bıraktım. Geçti. Güzel. Şimdi bir tane daha hemen şöyle pedimizi atalım 7'ye. Bu da yansın. Yandı. Güzel. Şimdi artı 6'ya yolluyoruz. Nerede? 3. slotta. Haydi bakalım. Bunu da yolladım. Yandı ya. At bunu da abi. At 7'ye. At. Yak. Yak. Daha 6'ya yandı abi. 7'ye gidemedik bile ya. Neyse, yapacak bir şey yok dostlar. Hadi. Devam edelim. Evet dostlar, A3'e giremedim. Çok sıra vardı. A4'e girdim. Burada da en yüksek 2 milyon 100'e alıyorlar dostlar. O yüzden satacağım, uğraşmayacağım. Para lazım. Çünkü paraları
Tek tabancadan ve bundan topladık. Şu an elimize yanan bir şey alacağız dostlar. Ne alacağız? Göreceğiz hemen şimdi. Evet dostlar, dolaştım. Rap 1 MD alacağım elime. En uygun bu arkadaş RT7 Poison Damage'li koymuş. Biz Poison Damage basarken yakarız. O yüzden bunu 16 mm alacağım. Gerçekten de en uygunu bu. O yüzden aldık. Hemen buna bir de Rabbit kağıdıyla Rabbit basacağız dostlar. Yanma olasılığı yok Rabbit basarken zaten. O yüzden kafamız rahat. Hemen şöyle, hangisiydi? Pahalı olanıydı. Evet, High Level to Reverse Stand diyor. Bundan bir tane alıyoruz. 2 milyon 400 lira buraya gidiyor paramız. Evet. Artık elimiz yansın dostlar. Şöyle hemen basıyorum. Yanma korkumuz olmadığı için. Tık tık. Hemen bastık ve geçti. Hemen geçip şöyle bir takalım ve şeklimizi, şemalimizi görelim. Evet dostlar, aynı atak olabilir ama şeklimize bakın. Yani gerçekten yakışıklı bir tek geldim tek giderim olmadık mı? 7 MD'miz, 6 FS'miz de gayet şık bir asas olmadık mı? Altarda net şarlarımız var. Burada troll setli, işte 7 MD'li, 6 FS'li karaktere imrenerek bakıyoruz. Ama tabi bu server'ın hakkı bu. Bu server'a göre şu an bu itemler, yani şu görünüm, aslına bakarsanız güzel itemler demeyelim ama dostlar, oyun oynarken bence şekil de ön planda olmalı. Yani atağımız çok yükselmedi. Daha doğrusu hiç yükselmedi ama şu şekilde oynamak da bana keyif verecek. Böyle yanmadı mı ben elimdeki itemler, psikolojim bozuluyor. Gözüme de hitap ediyorsa karakter, o benim için okeydir. Şimdi daha keyifli oynayacağız. Şimdi yolumuza bomba gibi devam edelim. Evet dostlar, şellerimizi kırdık deko atar umuduyla. Sadece bir tane Dex SC attı. İşte şu ezik boost mu diyoruz, ne diyoruz buna, işte enchant attı. Haydi bakalım. Evet dostlar, artık geldik Belluaya ve 70 skillimizi, ilk skillimizi açıyoruz. 5 tane powder'ımızı şimdi teslim edeceğiz ve artık 70 skillimize ulaşıyoruz. Zaten combo yaparken de skill eksik olduğu için sıkıntılar yaşıyorduk. Şu an gayet iyi oldu. Katı koyduğum yere onu koyuyorum. Bu skillerin her birini birer tane aşağı kaydırayım. Katı da en üste koyayım. Zaten öyle kullanıyorum. Beni izleyen izleyicilerim, dostlarım bilirler. Şimdi gayet güzel oldu. Kombomuz yaparken de skiller rahat bir şekilde dönecek. Hayırlı olsun 70 skillimiz. Yolumuza devam edelim beyler. Evet dostlar, bu paralar nereden geliyor? Paralar tek tabancadan geliyor dostlar. Maden yapıyoruz. Tek geldim tek giderim de ex kasarken ve iş yerindeyken uzaktan karakterime bağlanarak tek tabancadan maden farm yapıyorum dostlar. Gayet iyi. Şu an bu level'da verdiği item genelde değerli olan item dostlar. Küçülme topu. Onları topluyorum, satıyorum seri seri. Güzel oluyor. Gün içinde müsait oldukça bakıyorum. Karakterimizi geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Buna belki level kasıp 70 üstüne atarsak TS droplara da gelir dostlar. O yüzden amacım var, yani şunu bir 70 level yapmak istiyorum tek tabancayı. TS drop'u da olduğu zaman ve Abyss Gem drop'u da açıldığı zaman 70'ten sonra daha da güzel bir şekilde destek olacağız karakterimize. Zaten bakın düştü yine küçülme topu. Dostlar bu arada üzerimizde bronz premium var. Elimizde matok var. Ne ayak diyeceksiniz. L'sinde tek tabancanın, yani aslına bakarsanız Prestige'imizin akontunda L'sinde DC premium aldığımız zaman da matok vardı. O matoğu üzerime aldım. Bir de bronz premium çektik. Güzel güzel kasıyoruz dostlar. Buradan karakterimize güzel bir şekilde edinimler yapıyoruz. Şöyle bir tane de VIP key aldım. Bu VIP key ile üzerimdekileri toplu bir şekilde burada tutuyorum. Sürekli Sundress'e gidip gelmemek için. Sundress'te satarken de bazen boşaltıyorum üstümü. Popları da, büyük olanları kullanırız zaten. Bu şekilde karakterimizi upgrade'lemeye, desteklemeye devam ediyoruz dostlar. Şimdi ilk amacımız hemen 80 olmak. Zaten tek geldim tek giderim kasmaya devam ediyoruz. Hızlıca 80 olup artık PK da atmak istiyoruz. Haydi bakalım, devam edin. Evet dostlar, bölümümüzün yavaş yavaş sonuna gelirken gördüğünüz gibi Ancientler'deyiz. Ancientler'de soluksuz bir şekilde kasmaya devam ediyoruz dostlar. Ben bazen tek tabancayı buraya alıyorum. İşte BDV'ye bununla gidiyorum falan, veya bununla görev yapacaksam tek tabancayı koyup görev yapıyorum. Böyle karışık gidiyorum ama sabit bir şekilde Ancient üçlü slotta seri bir şekilde kasmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 78 level yüzdemiz de artık, aslına bakarsanız gece şu an, sabah artık 79 level olacağım burada. Ve bir dahaki bölüme muhtemelen 80 oluruz diye düşünüyorum. Bakacağız, muhtemelen 80 oluruz. Güzel kasıyor dostlar. Yani kafam ağrımadan kasmak istiyorum.
Ha, slot'tan bir şey gelmesin ama kafam rahat kasayım diyorsanız Ancient, Ape, Grell bu gibi slotlar gayet güzel dostlar. Gördüğünüz gibi biz seri seri burada kasıyoruz. 78 level'a ulaştık. Tabii siz şimdi ben haftada bir video attığım için Fatih sen hala 78 misin? Daha 80 olamadın mı diyebilirsiniz ama videoların böyle bir hafta gecikmeli geldiğini unutmayalım dostlar. Onu da hesaba katın izlerken. Güzel şekilde ilerliyoruz dostlar şu an. Yani bir sıkıntı yok. İtemler biraz fazla giriyor server'a. O biraz sıkıntı oluyor ama yapacak bir şey yok. Bu her yerde böyleydi biliyorsunuz artık senelerdir. Neredeyse zaten son 7-8 senedir bu işler hep böyle yürüyor yeni server'larda. Diğer bir taraftan bölümü kapatmadan önce şu Zero davasına bir de değinmek istiyorum dostlar. Biliyorsunuz saçma bir şekilde Zero duyurusu yapılmıştı ve zaten siz videoyu izlediğiniz saatlerde Zero aktif bir şekilde 2-3 gündür açık olacak zaten. Benim düşüncem dostlar Zero yanlış bir seçim. Yani daha doğrusu açılma kararının verildiği tarih yanlış. Yani ön kayıtlara bakarak daha erken bir şekilde direkt 4 serverla başlamayı göze almalıydı diye düşünüyorum. Yani şöyle düşünün yani hiç yoktan 3 ay sonra falan bir birleşme gelirdi. Eğer 4 serverla başlayıp daha da kötü bir durumda gideceğinden korkuyorsa Entity Game veya Endgame diyeyim. Bence bu iyi olmadı Zero'nun gelmesi ama tabi burada emeklerimizi biz heba etmeyeceğiz. Zero'ya işte her yeni server açıl. Hadi şimdi oraya geçelim. Hadi oraya geçelim. Biz oyunu oyunun için oynuyoruz. O yüzden dostlar yolumuza Agartha'da devam edeceğiz. Agartha'da bir yol açtık kendimize ve orada ilerleyeceğiz. Farmcı değiliz. Server'ı hortumlama, işte vakumlama, bütün ekmeğini yeme gibi bir derdimiz yok. Biz sadece basit bir player'ız ve oynadığımız oyundan keyif almaya çalışıyoruz. Agartha'da birçok dostumla karşılaştım. Bu server'dan da güzel şeyler yaşanacağını, güzel bir şekilde ilerleyeceğini umuyorum. Zero server açılsa bile. Benim fikrim bu yönde. Eğer siz de yani sonuçta 3 haftalık bir emek verdikten sonra yeni bir server açılmış olacak. Bana sorarsanız arkadaşlar 3 haftalık emek de emektir. Ve Zero'da çok fazla bir şey değişmeyecek. Yine yayıncılar yani Twitch yayıncıları falan oraya gidip yine parası olanlar orayı hortumlamaya devam edecek. Veya bu server'da oynayan ittifaklar yine Zero'ya gidip oranın ekmeğini onlar yiyecek. Hani Ağaç slotu boş kalacak. Aman Fatih ben Zero'ya gideceğim orada Ağaç slotunu kapatacağım. İşte SG'lerin hepsi bende olacak. Trollere kimseyi sokmayacağız gibi hayalleriniz varsa dostlar onu unutun. Öyle söyleyeyim. Yine bu ittifaklarla biz sıfırdan alt arasa çok savaştık. Ve orada bu arkadaşların zaten hepsi karakterini 24 saat oynayan insanlar değil. Ama 24 saat oyunda tutabilecek kadar paraları var, pokeleri var, zamanları var, itemleri var dostlar. O yüzden siz sevdiğiniz dostlarınızla olabildiğince kendi kafanızda, kendi klasmanınızda insanlarla PK atarak CZ'de keyif almaya bakın. Hani bu saatten sonra bu oyundaki bu düzen, ittifaklar bozulamayacağı için veya GBTR sistemi kalkamayacağı için kimse hani 100 kişilik ekibiz, herkes 7-24 o adamlar gibi pokesini tutar oyundan çıkmadan slotuna bakar diyorsanız ya buyurun Zero da sizin olsun hadi bunlar burada ekmeği yesin siz de orada yiyin derim. Ama bir dostunuz olarak görüyorsanız beni bence siz arkadaşınıza dostlarınızla para gayesi gütmeden eğlenmeye bakın ve server'ınıza sahip çıkın derim. Benim düşüncem bu yönde. Tek geldim tek giderimin Agartha yolunun 3. bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz dostlar. Videoyu beğenip kanalıma hala abone değilseniz ve abone olmadan izleyen o kullanıcılar arasındaysanız lütfen dostlar abone olmayı da unutmayın. 4. bölümde de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.